Merhabalar. Değişimle ilgili anlatmaya devam ediyorum. Bugün biraz farkındalık konusuna değinmek istiyorum. Önce kendimizin farkına varmamız gerekiyor. Sabah kalktığımızda ilk kullandığınız kelimeler ve cümleler neler? Gece yatarken en son ne düşünüyorsunuz? Bir telefon konuşmasında 3 kereden daha fazla kullandığınız kelime veya cümleler var mı? Gün içinde en çok hangi kelime veya cümleyi kullanıyorsunuz? Ayna karşısında yüksek sesle isteklerinizi kendinize tekrarladığınızda hemen arkasından gelen olumsuz düşünceler neler? Bunlar sizin direncinizi ve alışkanlıklarınızı gösterir. Bunların farkına varmak değişimin ilk basamaklarındandır. Düşünce ve davranışlarımızı kullandığımız kelimeler gösterir ve destekleriz kelimelerle de. Kelimelerimizi değiştirdiğimizde değişime adım atmış oluruz. Olursa, zorundayım ama gibi kelimeleri kullanmamaya gayret edelim. Her ama dediğimizde ego devreye girer ve özümüzde ego baskın olur. Ama kelimesinin böyle bir özelliği var. Şans, enerji, affediyorum, bereket, akıl, sağlık, huzur, sevgi kelimelerini sık sık kullanmaya çalışalım. Sevgi kelimesi negatif enerjileri azaltır. Ruh, beden, zihin birlikte çalışırsa hayatımız daha düzenli olur. Ve ruh, beden ve zihinin birlikte zaten çalışması gerekiyor ve dengede de olması gerekiyor. Üçü birlikte bir bütündür. Biz ne istersek bizim ilgili hücremiz de ona uygun davranır. Duygularımızın çekim gücü vardır. Kendimiz iyi hissettiğimizde bunu olumlu ve güzel olaylar takip eder. Farkındalıkla ilgili anlatacağım ikinci diğer konu da hayatımızdaki detaylardır. Eğer sürekli sorunlara çözüm aramakla meşgulseniz yanlış giden bir şeyler vardır ve hayatınızdaki sorunlar bitmeyecektir. Çözüm aramak aslında gelen cevabı kabullenmemektir. Önce aldığımız cevabı kabullenip sindirip ardından değişime başlayabiliriz. Hayatımızdaki bütün çözümler de etrafımızdaki detaylardadır. Yani biz ne kadar etrafımızdaki detaylarla ilgilenir ve farkına varırsak çözümler de bize o kadar gelir. Etrafımızdaki değişimle ne kadar ilgilenirsek evrende bizim hayatımızdaki değişime o kadar cevap verir. Önce yaşam alanınızdan başlayın. Bulunduğunuz oda, evin tüm bölümleri dikkatle inceleyin. Her detayın farkına varın. Sonra bunu doğada yapın. Bir ağacı, bir çiçeği inceleyin. Diğerlerine göre farklı detaylar bulmaya çalışın. Doğanın sesini dinleyin. Daha önce fark etmediğiniz şeylerin farkına varmaya çalışın. Bu çalışmalar hem farkındalığınızı artıracak hem de bakış açınızı genişletmenize yardımcı olacaktır. Eğer bir şeye baktığınızda otomatik olarak detayları algılayamıyorsanız bu her şeyi yüzeysel baktığınızı gösteriyor. Duygular bedeni etkilediği gibi fiziksel aktiviteler de duygu ve düşünceleri etkiler. Günlük yaşamımızda şöyle bir başınızı kaldırdığınızda hep kısa mesafelere bakıyorsunuz. Eğer kısa mesafelere daha çok bakıyorsanız bu ön yargılarınızı gösterir. Ne kadar çok kısa bir mesafeye bakarsanız ön yargılarınız o kadar artar. Her gün bakabildiğiniz kadar uzak mesafelere bakmaya çalışın. Gözünüzü uzaklara dikin ve belli aralıklarla, belli sürelerle bakabildiğiniz kadar uzak mesafeye bakın. Ve bu uzak mesafeye bakma alıştırmalarını alışkanlık haline getirin. Ne kadar uzağa bakarsanız ön yargılardan o kadar çabuk kurtulursunuz. Ve bakış açınız genişler, her şeyi çok yönlü görmeye başlarsınız. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Anlatmaya devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.